Yeniden merhaba bilimsever ve duyarlı takipçilerim. Bugün 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. Bu özel günü sizinle birlikte kutlamak ve yüzeyime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum. Çünkü gezegenimizin geleceği ve insan varlığının sürdürülmesi için okyanuslarımızın ve denizlerimizin doğru kullanılması gerektiğinin farkındayım. 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro'da yapılan yeryüzü zirvesinde kararı alınmasına karşın henüz resmi olarak kabul edilmemiş olan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirilmiştir. Birleşmiş Milletler 2008'de 8 Haziran'ı Dünya Okyanus Günü olarak tanımış ve 2009'da da bu yana her yıl için bir Dünya Okyanus Günü teması belirlemiştir. Birçok ülkede de çeşitli etkinlikler kutlanmaktadır. 2021 yılının teması ise okyanus yaşam ve geçim kaynağıdır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO okyanusları korumanın önemiyle ilgili dünya genelinde farkındalık oluşturabilmek için 2021-2030 yıllarını okyanus bilimleri 10 yılı ilan etmiştir. Bu önemli günde konuğum bize çok faydalı olacağını düşündüğüm değerli bilim insanı Kaptan Yüksek Mühendis Sinan Girmişoğlu. O, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'ne okul birincisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Sümele Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü ise onun öğrencisi olarak tamamlamıştır. Polonya Denizcilik Akademisi'nde Erasmus programı ile öğrenim görmüş ve Baltık Denizi'nde deniz buzu çalışmaları yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine ilk ulusal Antarktik bilim seferine 2017'de katılarak Antarktika'da deniz buzları ve uyduları konusunda çalışmasıyla tamamlamıştır. Kore Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde eğitim almış ve uydu verileriyle Kopri Polar Data Center'da çalışmalar gerçekleşmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araçları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 3 yılı aşkın süre ülkemizin kutup araştırmaları kapsamında bilimsel idari çalışmalarda yer almıştır. İkinci, üçüncü ve dördüncü ulusal Antarktik bilim seferinde ise İstanbul merkezli ekip destek koordinasyonu görevinde bulunmuştur. 2019'da ilk ulusal Arktik bilim seferinde araştırmacı olarak yer almış ve seferle ilgili bir çocuk kitabı yayınlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde 2 yıl araştırma görevliliği yapmış, 2020'den itibaren TÜBİTAK Kutup Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı ve kurumsal iletişim temsilcisi olarak çalışmakta. Ve doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kutup araştırmaları alanında devam etmektedir. Evet, başarılarla dolu bir özgeçmişe sahip olan ve hepimize örnek olacak bu değerli bilim insanımızı gelin birlikte tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum detaylı özgeçmiş açıklaması için. Eline sağlık. Ayrıca YouTube kanalın için de seni tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Peki, denizde geçen bir kariyer hayatınız var. Araştırma tutkunuz ve denizlere, okyanuslara olan ilginizi nasıl keşfettiniz? Şimdi buna küçüklükten bir cevap verelim. Yani ortaokul, ilkokul zamanlarında, özellikle ilkokul zamanlarında, ilkokulda okuduğum kitaplardan çok esinlenmiştim. Özellikle denizci olmamdaki en büyük kitap aslında Robinson Crusoe romanı. Robinson Crusoe da bir kişi. Kitabı okuyanlar zaten biliyor. Kendisi denizci olmak istiyor. Yani denizlere katılarak, gemilere katılarak denizleri, okyanusları gezmek istiyor ve talihsiz bir gemi kazasıyla bir adaya hapsoluyor. Daha sonra ada yaşamını yaşıyor. Fakat orada bir aslında okyanustan elde edilen verim, okyanusların insana nasıl etkisi gibi çok güzel bir hikaye de var aslında. Ben buradaki maceradan yola çıkarak Denizcilik Lisesi'ne gittim ve daha sonra da üniversitede yine aynı bölümü okuyarak kaptanlık kapsamında kendimi geliştirmiş oldum. Yani aslında bir gençken okuduğumuz bir kitap bizi yönlendirdi diyebilirim. Peki, oşinografi nedir ve çalışma alanları nelerdir? Şöyle, şimdi oşinografi, deniz bilimleri, denizcilik bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Özellikle deniz bilimlerini biz ülkemize çok duyuyoruz ama oşinografi direkt İngilizcesinden gelen bir isim olduğu için bazen fark etmekte güçlük çekebiliyoruz ama direkt okyanus bilimi yani okyanuslarda yapılan bütün bilimsel çalışmaları içeren bir
bilim dalı olarak bunu düşünebiliriz. Ülkemizin aslında denizlere, üç tarafımız denizlere kıyı ama denizlerimiz okyanuslarla bağlantılı olduğu için o okyanustaki canlıların denizlerimize gelebilmesi ya da bizim denizlerimizin okyanuslarla birbiri içinde bağlantı olduğunu bunu biliyoruz. Bunu bilimsel sonuçlarla ortaya koyuyoruz. O yüzden okyanustaki bir kirlilik bizim denizlerimize kadar gelebilir ya da bizim denizlerimizdeki kirlilik okyanuslara kadar çıkabilir. O yüzden oşinografi ile deniz bilimleri yine iç içe olan çalışmalar. O yüzden bu anlamlı günde de biz hem denizlerimizi koruyarak aslında dünya okyanuslarımızı da bir anlamda korumuş oluyoruz. Oşinografi alanında ülkemimizde de birçok bölüm, özellikle üniversitelerde lisans bölümleri, lisans üstü bölümleri de mevcut. Ve bunun hakkında da yine birçok araştırma ve çalışma yapan bilim insanları var. Bugün de yine gündemimizde okyanus olduğu için diğer ilerleyen sorularda biraz daha detaylı neler yapılıyor. Biz mesela özellikle kutup okyanuslarını neler yaptık. Bu arada ben Hint okyanusu, Atlantik okyanusu, Kuzey okyanusu yani Arktik okyanusu ve Güney okyanusu yani Antarktik okyanusuna gittim. Bir tek Pasifik okyanusunu gemiyle bir kat edemedim ama kıyısına kadar gittim. Yani dünyamızdaki 5 okyanusu da hemen hemen görme fırsatım ve içinde gemiyle yine hareket etme fırsatım oldu. En can alıcı şey de özellikle okyanuslarda canlılar. Çünkü canlıları gördüğünüz zaman okyanusun hayatını o zaman anlıyorsunuz. Mesela daha Hint okyanusu açılmadan Kızıldeniz'de bile köpek balıklarını vesaire diğer canlıları gördüğümüzde çok mutlu oluyorduk. Aynı zamanda Cebel Tarık Boğazı'ndan yani Akdeniz'den Atlantik okyanusuna çıkarken orada bir balina ailesi var. İşte anne, baba ve çocuklar olmak üzere 3 tane balina ailesi sürekli orada geziyor ama İnsanlığın biraz da okyanuslara verdiği zararlar aslında orta çağlarda ortaya çıkmış. Özellikle %98 balina nüfusunu tüketmişiz. Bu yine başka balıklar ve çeşitli balıklarla günümüze devam ediyor. O yüzden bugün çok önemli. Okyanuslar hakkında hem bilinçlenmemiz hem de okyanusları korumamız lazım. Ve okyanusları korumamız da bizim evimizde çöpleri bile ayrıştırmamızdan başlar. Biraz daha ilerleyen sorularda yine biraz daha detaylar vermek isterim. Sizin de içinde yer aldığınız Gezegenin Kara Kutusu Antarktika belgesini hayranlıkla izledim. Interact her yıl yüzlerce bilim insanına ev sahipliği yapan Arktik bölgesi için Arktik Bilim Fotoğrafları kitabı yayınlamaktadır. 2020 yılında 800 aşkın fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada 107 farklı hikayesi olan 50 fotoğrafçının eserlerinin yer verilmiştir. 3 fotoğrafınıza bu kitapta yer alan ilk Türk araştırmacısı oldunuz. Gerçekten harika fotoğraflar. Bir kaptan, denizci ve bilim insanı olarak kutup araştırmalarında okyanus çalışmalarının yeri ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yine şeyden bağlayalım konumuzu, okyanusların nasıl ülkemizi etkisinden. Çünkü kutuplar dünyamızın saklı yerleri, gezegenin kara kutusu dediğimiz belgeselimizin isminde de bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda dünyayı koruyan yerlerdir kutuplar. Özellikle mesela dünyaya en büyük etken nereden geliyor? Güneş ışınlarından. Yani güneşten geliyor. Mesela kutuplar ne yapıyor? Güneş ışınları çoğunu geri yansıtıyor. Çünkü yüzeyleri beyaz. Eğer beyaz olmasaydı, yani kutuplar olmasaydı çok daha fazla güneş ışını emilecekti ve dünyanın atmosferi Venüs'e benzeyecekti. Venüs'ün şu anki atmosferi artı 400 derece sıcaklıklarında ve yanıyor. Yani sürekli yanıyor ve artık üstte bir karbondioksit katmanı, kalın yanmış bir bulut katmanı var. Dünyada bu yok. İşte bunun bir numaralı sebebi okyanusların iklimi şekillendirmesi. Özellikle kutup okyanuslarının dünyayı soğutması. Mesela ekvatordan gelen sıcak havalar kuzey kutbuna çıkıyor. Burada dünyanın eksen eğikliği sayesinde 6 ay güney, 6 ay kuzey kutbu karanlık periyotlara girdiğinde oradaki denizi soğutuyor. Aslında diğer dönemlerde de -10, -20 hatta 0 dereceye yakın yaz ayları yaşanıyor yine kutuplarda. Bunlar dünyanın ısı dengesini koruyor. Bu yüzden çok çok önemli bir yeri var. Bu daha başlangıç bir şey. Bunun yanı sıra mesela şöyle örnek verelim. Besin zinciri kutuplar nasıl gidiyor? Ondan örnek verelim. Besin zincirinin en altında yani denizdeki, okyanustaki en alttaki şey aslında planktonlar. Bu planktonlar hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılıyorlar. Bitkisel olanlar fotosentez yapıyorlar ve daha çok çoğalarak besin zincirinin en altından en üstüne kadar diğer canlıları kendilerine çekiyorlar. Mesela fitoplanktonlar, işte kriller, penguenler, ondan sonra foklar, balinalar ve insanlar gibi böyle bir silsile gidiyor. Planktonlar bunun en altında. Peki plankton nasıl çoğalıyor? Buna bakacak olursak plankton fotosentez yapıyor. O zaman kutuplarda yaz aylarında özellikle güneş ışın daha fazla olduğu için buradaki potansiyeli planktonun çok daha artıyor. İşte bu
diğer denizlerde olmayan bir özellik ve size başlatıyor çok güzel bir besin ağı. Onun yanı sıra dünyada bu soğukluktan, sıcak akıntılardan bahsetmiştik. Aynı zamanda bu akıntı tuzdan da besleniyor. Yani tuzun hareketlerinden. Mesela deniz suyu kutuplarda donuyor ve deniz yüzeyinde bir buz oluşturuyor. Şimdi bu hareketle deniz suyu donarken sudan katı haline geçerken, sıvıdan katı haline içindeki tuzu, deniz tuzlu olduğu için bütün denizlerimiz tuzlu, tuzu aşağı bırakıyor ve bu şekilde de dip akıntıları oluşuyor. O yüzden kutupların önemi çok büyük. Eğer kutuplardaki su donamazsa bu dip akıntıları durur ya da bu sıcak sular soğuyamaz. Yani çok daha ileri bölgelere göç ederler. Yani bölgelerimiz değişir. Mesela bugün Grönland'dan Kuzey Kutbu'na gelen sular ısınıyor. Isındığı için Grönland daha fazla eriyor ve oradaki sıcaklıklar artıyor ve kuşların bu kez rotaları değişiyor. Yani dünyada aslında okyanuslarda gözlem yapacağımız zaman en önemli varlık kuşlardır. Mesela kanat açıklıkları 2 metre olan albatroslar, mesela özellikle onları izlemek vesaire ya da diğer canlıları takip etmek iklimin okyanuslarda nasıl değiştiğini ve kutuplara kadar nasıl uzandığını bize gösteren yine okyanus bilimleriyle ilgili çalışmalar diyelim. Bunların yine birkaçını aslında belgesellerimizde de yine görebilirsiniz. Peki Birleşmiş Milletler Dünya Okyanusu Günü'nü bu yılki temasını okyanus, yaşam ve geçim kaynağı olarak belirlemiştir. Sizce okyanusların yaşam ve geçim kaynakları bakımından önemi nedir? Şimdi bir önceki soruda canlılar kısmını anlattık. Yani hayvanlar için olan bir besin ağını anlattık. Biraz da insanlardan bahsedelim burada. Mesela dünyada yaşayan insanların nüfusun yani 1/4 neredeyse hepsi deniz kenarında. Yani deniz kenarı derken bunu okyanuslar da dahil. Bir su kaynağı var ve mesela özellikle Çin, Japonya, Uzak Doğu'daki diğer Güney Kore gibi ülkeler aslında yaşamlarını yani besin maddelerinin tamamını neredeyse yani birçoğunu denizden karşılıyorlar. Yani deniz ürünlerini aslında okyanusta avlanıyorlar. O yüzden okyanuslar aslında insanlar için de önemli. Her ne kadar okyanusta çok büyük bir potansiyel diğer canlılarda olsa da mesela şu an gezegenimizin en büyük canlılarından balinalar, mavi balinalar, diğer çeşitleri. Bakın onlar okyanusta yaşıyor. Yani kara üzerinde değiller. Önceden dinozorlar vardı gibi düşünebiliriz bunu. Ve şu an aslında denizlerde büyük bir yaşam var. İşte bu yaşamda insanlar da özellikle besin kapsamında etkileniyorlar. Orta çağda ise yakıt kapsamında. Yani balinaların yağlarını alarak işte sokakları aydınlatma, lambalarda gaz yağı gibi kullanma, yağ gibi kullanma şeklinde şeyler ortaya koymuşlar. İşte buradan da hani bu soruya böyle basitçe bir cevap vermiş olalım. İnsanlar için en temel olarak ne kadar önemli olduğundan. Bu örnekleri yine diğer sorularda yine açmış oluruz. Çevre kirliliğinin, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin neden olduğu etkiler artık hissedilebilir hale geldi. Bu durumdan okyanuslar nasıl etkileniyor? Kısaca okyanusları ve denizleri tehdit eden sorunlar ve bu sorunların kaynakları nelerdir? Şimdi okyanuslar nasıl etkileniyor? Okyanusların etkilenmesindeki bir numaralı şey dünya işte 4,5 milyar yıldır devam eden bir dinamik yapısı var ve sürekli bir değişime uğruyor. Özellikle buzul çağlarına girip çıkıyor ama bunlar belirli periyotlarda oluyor. Mesela Marmara Denizi'ne baktığımızda 7000 yıl öncesinde şu anki haline gelmiş. Yani aslında daha öncesinde göl olmuş, daha öncesinden denizmiş tekrar göl olmuş gibi ama binlerce yıllık süren bir süreçle geliyor. Şimdi okyanuslarda yine aynı şekilde mesela özellikle okyanuslarda şimdi bir deniz kıyısına gittiğinizde o deniz kıyısı 6 saat ya da 1 gün sonra tamamen değişebiliyor. Çünkü okyanuslarda ayın dünyaya karşı olan çekimiyle beraber suların da bir gelgitler var. Yani gelgit mesafeleri çok yüksek oluyor. Mesela gemilerden örnek vereyim. Şu bir liman olsun, bu da gemi olsun. Bizim gemiden yürüdüğümüz mesafesi, güvertesi olsun. Şimdi okyanus kenarında bir yere gittiğinizde gemiyle limana bağladığınızda şu seviyede oluyorsunuz. Birkaç saat sonra gemi ya aşağı gider ya yukarı gider. Ve bu sürekli oynar. İşte buna biz gelgit diyoruz ve bu aslında çok büyük gözle de görülebilen bir şey. Mesela limanlarda bu şekilde görüyoruz ama kıyılarda suların resmen çekilmesi gibi görüyoruz. Bunu mesela son yıllarda ülkemizde deprem olduğunda ya da farklı doğa koşulları olduğunda su çok çekildi diyoruz. Ama aslında bu dünya için, denizler için normal bir olay. Şimdi okyanuslar aslında en çok insan kirliliğinden etkileniyor. Yani biz bilimsel ölçümleri yapmaya başladığımız için son yıllarda insanların ne kadar etkilediğini görebiliyoruz. Mesela okyanus akıntıları üzerinde şu anki en büyük baskı okyanusların asitlenmesi dediğimiz olay. Aynı zamanda okyanusların ısılarının artması. Yani okyanusların her biri aslında hareket eden bir sistem diyebiliriz. Dünya döndüğü için okyanusların da belli bir dönüş
ve içindeki akıntıların belli bir hareket hızları var. Ama biz bunlara mesela kirleticiler, ondan sonra okyanusun yoğunluğunu, yani onun bir suyunun yoğunluğu var. Biz onu bozduğumuz zaman içindeki dinamikler, işte bu sistemler, mesela okyanusların havayı hareket ettirmesi ya da iklimi şekillenmesi, bunların hepsi değişiyor. Mesela bir fırtınayı düşünelim, hızlıca gelen bir fırtına. Şimdi fırtına oluşumunda okyanustaki buharlaşma ve okyanustaki yine akıntılar da etkili. Ama siz o okyanustaki akıntıyı durduracak hamle yaparsanız, mesela çok fazla petrol saldığımızı düşünelim, ne olur? Okyanusun oradaki sıvı kalitesi yok olur ve farklı şeyler vermeye başlar bize. Yani bunu dünyada sanayi devrimi sonrası özellikle çok daha fazla görüyoruz. Mesela işte kirleticiler, çeşitli kimyasallar okyanuslardaki o suyun dengesini bozuyor ve bunun sonucunda doğal olarak da bütün, nasıl diyelim, parametreler birbiriyle değişe değişe bize günümüzde artık küresel iklim değişikliği olarak geliyor. Ve bu iklim değişikliği de her zaman kötü yönde oluyor şeklinde algılıyoruz. Çünkü hepsi insan yaşamına engel ya da insan yaşamına zarar verici şekilde sonuçları doğuruyor. Bu sorunun kaynakları nelerdir dediğimizde de mesela yine örnek vermiş olduk. Hani insan kaynaklı doğaya zarar veren şeyler. Yani çok önemli bir söz var. Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz diye. Bu söz yine okyanuslarımız için de geçerli. Peki dünyanın geleceği için okyanuslarımızın ve denizlerimizin konusunda neler dikkat etmeliyiz? Çözüm önerileriniz nelerdir? Şimdi bunlar için aslında çok daha fazla konuyla ilgili yıllardır çalışmış bilim insanlarımız da var. Özellikle bunları takip etmemiz lazım. Güncel yayınları, özellikle mesela öğrenciler için kitapları, daha büyük yaştakiler ya da İngilizce okumayı sevenler için özellikle yayınlanmış makaleleri önerebiliriz. Aynı zamanda hem okyanus konularında, ben kurumumda TÜBİTAK'ta çalışıyorum. TÜBİTAK'ın da çok fazla araştırmaları var. Özellikle TÜBİTAK'ın da bir gemisi var. Şu an mesela deprem araştırmaları yapıyor İzmir'de. Bunun gibi çeşitli, özellikle ülkemizden başlayarak diğer ülkenin neler yaptığını, çünkü bu konuda çalışan birçok kurum, üniversitede çalışan birçok bölümler var. Ama biz kişisel olarak ne yapabiliriz dersek, en basit çöpleri ayrıştırarak onları sıfır atığa çevirmekten, tekrar yenilenebilir ürün kullanmaktan. Çünkü şöyle yapalım, mesela bir kıyafet alıyoruz. Bu kıyafet buraya getirilirken, kıyafet yapılırken bile çok fazla bir su harcaması yapılıyor. Bunları en aza intize edilmemiz lazım. Yani attığımız her adıma doğaya ne kadar zarar veriyoruz diye dikkat etmemiz lazım. Aslında en büyük çözüm önerimiz budur. Yani her adımımızı kontrol altına alabilirsek, yani doğada bir misafirmiş gibi davranabilirsek aslında bu kirliliği ve denizleri korumamızı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Okyanusta kıyımız olmasa da üç tarafı denizle kaplı bir ülkeyiz. Özellikle Karadeniz, Baltık Denizi'nden sonra en kirli ikinci deniz olduğunu duymuştum. Bugünlerde Marmara Denizi'nde görülen deniz sayısı da gündemde. Denizlerimizde görülen bu kirliliğin nedenleri nelerdir? Ege ve Akdeniz bu kirlilikten etkilenebilir mi? Özellikle Marmara Denizi'ndeki bu kirlenme ne kadar zamanda temizlenebilir? Şimdi bu kirlilik, yani kirlilik derken aslında burada denizdeki su yoğunluğunun, su özelliklerinin değiştirilmesi yatıyor. Mesela bir elimize bardak alalım, içine deterjan koyalım, içine çamur atalım, ondan sonra başka bir hani evimizde bulabileceğimiz kolay şeylerden atalım. Mesela tuz da atalım, şeker de atalım, sonra karıştıralım. Bir de yanına önce de hani normal hangi suyu kullansak onun aynısını koyalım ve ikisini aynı anda karıştıralım ve en basit fark edeceğimiz şey viskozitesi olur. Yani aslında suyun mesela karıştırdığımızdaki o yoğunluğunu görmüş oluruz. Birisi çok kolay karıştırırken birisi artık katmanı değişmeye, yani viskozitesi değişmeye başlar. Yani biraz daha mesela petrol türevi bir şeye döner gibi ya da çok kalın bir yağ gibi düşünebiliriz bunu. İşte denizler de bu şekilde kirleniyor. Biz her ne kadar deniz yüzeyinden kirliliği görmesek de denizlerimizde sürekli, yani şehir kıyısında yaşayan insanların özellikle, yani deniz suyuna kattıkları her şey. Bu mesela sokakları yıkadığımız su da olabilir. Ya da yağmurlarla gelip sokaklardaki kirliliği alıp denize atma da olabilir. Ya da bir fabrikanın filtreleme yapmadan yine denizlere su katması olabilir. İşte bunların hepsi bu yaptığımız basit örnekteki gibi denizin olağan şeyini kirletiyor. Şimdi bu dünyada zaten normal bir süreç, olağan bir süreç. Yani ormanların ya da akarsuların, işte yağan suların daha sonra deniz kıyılarına buluşması gibi. Mesela dağdaki taşların, toprağın tekrar suya gelmesi gibi. Mesela o da suyu kirletiyor ama bu dünyanın doğal dengesi. Ama biz
Mesela o bölgede olmayan şeyleri getirdiğimiz için daha çok kirletmiş oluyoruz. Daha çok ya da daha farklı şeyler yapmış oluyoruz ve bu aslında oranın dengesini bozuyor. Mesela sıcaklığın artması, biz deniz salyasından önce de başka canlıları, mesela özellikle balon balığı ya da farklı zehirli deniz anaları ne yaptı? Kızıldeniz'den Akdeniz'e geldi ve aslında biz Ege'de, Akdeniz'de bu tarz şeyleri duyduk. Ve bundan daha sonra da yine Karadeniz'e, Marmara'ya çıkanlar oldu. Şu anki olay ise sadece mesela Marmara'ya özgü ama Ege ve Akdeniz'e kadar ilerleyebilir. Çünkü aslında orada bir organizma söz konusu. Yine bir plankton türü söz konusu. Bu bir canlı, hareket edip gidebilir. Ama şu an bunun durdurulabilmesi için mesela bütün kurumlar işbirliğinde çalışmalar yapmaya başladılar. Ama bunun olmaması ya da bunun gibi başka örnekleri çıkmaması için bir önceki sorumuza dediğimiz gibi herkesin attığı adımlara dikkat etmesi gerekiyor. Kirliliğin birçok sebebi var. Ama bunlar bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkacak. Mesela şu anki salyanın sebepleri için de çok fazla bilimsel araştırma başlatıldı ve her yerden, farklı yerlerden bütün bilim insanları, çalışan olarak, kurumlar olarak örnekler topluyorlar ve detaylı inceleme, araştırma ortaya koyacaklar. Ama bu şu an bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Bu 20 yıl önce de örneği vardı. Biz şu an denizin üstünde çok gördüğümüz için artık çok popüler oldu. Aa, çok kirlendirdik. Ama aslında daha önceden de vardı. Ama oranı az olduğu için fark etmedik, göz ardı ettik. Ama yine de bazı bilim insanları, işte deniz bilimci okuyorsun ya, zaten bunu çalışıyorlardı, bu konuyu biliyorlardı. O yüzden şu an güzel bir şekilde bunun yok edilebilmesi, yani doğanın biraz daha geri adım attırılabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor diyebiliriz. Ama burada önemli olan bu deniz salyası gibi aslında birçok bir sürü tehlikeler var. Bunların hepsi işte ısınma, deniz kirliliğiyle bizim denizlerimize kadar geliyorlar ve bizim 3 denizimizin de ve özellikle de Marmara'da dahil olmak üzere iç denizde 4 denizin de her biri farklı özellikler gösteriyor. Bu yüzden her birini bir birey olarak çok iyi bilmeliyiz. Çok fazla kitap okumayız. Bunun hakkında da gerçekten Türkçe birçok kaynaklarda mevcut. Bunları ne kadar iyi bilirsek bu konuları duyduğumuzda daha az şaşırmış olacağız. Çünkü mesela çöpleri ayrıştırmadan atmak, bir süre sonra onları karada da bulmak ama yağmur yağınca mesela o çöplerin belki yeraltı suyuyla tekrar denize karışması bile aslında bir problem. Yani bu konuların her birini bilmeliyiz. Yani her adımı takip edebilmeliyiz. O yüzden çok okumayı, özellikle de bu bilimsel, popüler bilimsel şeyleri de okumayı çok fazla tavsiye ediyorum. Peki temel bilimlere ilgi duyan, bilim insanı olmak isteyen ya da bilimi seven, gezegenini seven ve yaşanan küresel sorunları duyarlı, herkes için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle yapalım. Mesela burada aslında bir bilim insanı merakının peşinden gelip sürekli araştırır, sürekli okumak ister ve şu an dünyada, yani mesela Türkiye'desiniz, dünyanın her yerinde kitaplara ulaşabiliyorsunuz ya da her merak ettiğiniz şeyi bulabiliyorsunuz ama önceden o bölgelere gitmeniz gerekiyordu. O yüzden interneti çok iyi kullanmak. Çünkü internette ne arasam ya da bugün ne baksam dediğinizde aklınıza bir şey gelmiyor ama bir arkadaşınızla ya da bir hocanızla ya da bir öğretmeninizle konuştuğunuzda çok farklı dünyaları, aa bu da internette varmış diye görebiliyorsunuz. Özellikle interneti verimli kullanmayı çok tavsiye ederim. Özellikle mesela kitapları, özellikle internette yine birçok ücretsiz kitapları bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani merakı olan, merakını kaybetmeden bunun peşinden gitmeli ve bütün kaynaklara şu an günümüzde çok rahat erişilebilir. Mesela bu kutuplar için de böyle. Yani kutupları çok merak eden ya da kutuplara gitmek isteyen ya da 5 okyanusu da görmek isteyen ya da 5'inden herhangi bir okyanusa gitmek isteyen de yine özellikle okumasını tavsiye ederim. Özellikle ülkemizde de bunları başarabilecek altyapılarımız da mevcut. Mesela TÜBİTAK'ta da her zaman kapılarımız herkese açık. Ne tarz bilim ya da herhangi bir merak edilen konular vesaire olursa bizlere her zaman ulaşabilirler. Bunu da belirtmek isterim. Ve klasik sorum, en büyük hayaliniz nedir? Güzel bir soru. En büyük hayalim belki de okyanuslarda çalışmak. Yani ofisimin okyanuslar olması diyebilirim. Çünkü okyanuslar insanın aslında doğada ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Mesela önceki gemiler yeltenli gemilerdi. Şu an mesela diğer işte yakıt türevi gemilere geçildiğinde doğanın gücünü hissedemez olduk. Çünkü arabanızı çalıştırır gibi sadece bir kontağı çevirip gaza basıyorsunuz, her şey gidiyor. Ama yelkenli gemilerde yelkenin gücünü elinizdeki halatlarda hissedebiliyorsunuz. Yani o koskocaman, mesela evimiz kadar, mesela örnek verelim, evimiz 100 metrekare. 100 metrekare bir örtü düşünün. İşte onlar yelkenler ve en küçükleri neredeyse o kadar. Yani 4 tane ev büyüklüğünde ya da çok daha büyük bir tarla büyüklüğünde bir yelkeni bile gemiyle kullanıp götürebiliyorsunuz. Ve bu sayede
okyanusun gücünü, yani dünyadaki doğanın gücünü görebiliyorsunuz. Bu yüzden sürekli mesela denizlerde bu yelkenli tarzlarla gezerek doğayı daha çok görmek isterdim. Ama bunu herkesin hayali olabilir. Yani dünyayı gezmek, denizleri gezmek. Herkese çok öneririm bunu. Ülkemize de birçok yelkenli spor, özellikle yelken sporu da çok gelişmiş. Onları takip etsinler. Sürekli mesela her ay yarışmalar da olur. Özellikle İstanbul'da, Ege'de, Bodrum'da, oralarda da çalışmalar, yarışmalar olur. Yelkenli gemilere de ulaşmak kolay. Özellikle okyanus biliminin bir numaralı adımıdır diyebiliriz. Bunu da önermiş olayım. Yani bize de yelkencilere de ulaşabilirler. Herkesin, özellikle ülkemizdeki gençlerin, yani bu dört denizimizle birlikte deniz kıyısında bir, en azından bir günde olsa, belki bir tatil de olsa bir yelkenliği tatmalarını tavsiye ederim. Umarım tüm hayalleriniz gerçek olur. Davetimi kabul için ve değerli katkılarınız için tekrar çok teşekkür ederim. Umarım okyanusların ve denizin önemi konusunda bir farkındalık yaratabilmişizdir. Yeni bir süreçte tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıkla ve sevgiyle kalın. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.